Çok naziksiniz. Çok önemli konu ve aynı zamanda bilgilenmemiz gereken şeyler var hayatın içinde. Zor zamanlarınızda bizle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Bülent Bey'ciğim. Sağ olun. Bülent Bey, kadın hastalıkları deyince birçok şey geliyor aklımıza aslında. Yani 13-14 yaşından ölene kadar, öyle değil mi? Doğru. Bu süreç başlıyor doğru, aslında doğru. Hepimiz için. Ama son zamanlarda hep tüp bebeği, bebek olmuyor çok duyuyoruz. Öncelikle neden bebek sahip olunmuyor diye sormak istiyorum size. Eskiye göre daha az, daha düştü bebek sahibi olma oranı. Doğru. Çünkü insanların yaşayışı değişti. Hmm. Yani şimdi baktığımız zaman ben mesela iki katlı bahçe içinde bir evde doğdum. Değil mi? Çevre yeşillikti. Bahçemizde tavuklar vardı. Ya. Ama şimdi baktığınız zaman şimdi çok büyük bir mesela İstanbul gibi büyük bir megapolde yaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla şimdi su, hava... Her şey. Özellikle de yiyecekler. Yani şimdi tarım normal bir tarımdan dönüşüp endüstriyel tarım haline geldi. Şimdi ne oluyor? Çünkü nüfus artıyor. Nüfus arttıkça hani bu kitleleri beslemek için aslında normalde yapılmaması gereken bir şekilde gıdalar, üretim oluyor değil mi? Evet, yani gıdalar mesela daha kısa zamanda üretilmek durumunda kalınıyor. Bu aslında bitkiler için de geçerli, hayvanlar için de geçerli. Yani 60 gün, 50-60 gün içerisinde tavuk üretiliyor sonuçta. Ya da bir takım... Ya da tavuk mu? Gıdalara yani evet. Yani adı o ama... Evet, evet, evet. Yani gıdalara sonuçta çeşitli bozulmamaları için katkı maddeleri ekleniyor. Yani doğaya müdahale mi ediyoruz biz? Ondan mı bu durumda bize müdahale ediyor aslında? Fazlasıyla. Değil yani mi? Aslında bizim doğal olarak oluştuğumuz koşullardan dışarı çıktık. Hmm. Yani farklı çok bir noktaya doğru geldik yani. Çok doğru. Sonuç olarak hani doğada araba yok. Evet. Dolayısıyla egzoz da yok. Doğru. Hava kirliliği yok. Ancak odun ateşinin yok, şeyi var su belki. Su kirliliği yok evet, vesaire gibi birçok şey var yani. Kokusu var. Peki bunlar artık bizim kendimizin yönetemeyeceği durumlar oldu evet, maalesef. Yani eğer bir metropolde yaşıyorsanız bu durumu ne kadar yönetebiliyorsunuz? İşte organik gıdalar almaya çalışıyorsunuz. Tabii. Daha sağlıklı yaşamaya çalışıyorsunuz ama burada direkt olarak bizim ilk düşünmemiz gereken bebek sahibi olamamak da bu mudur? Yoksa genetik faktörler de var mıdır? Ya da ailenin hani birlikteliğin oluşturamadığı faktörler var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum sizden. Tabii yani esasında en önemli şey kadınlar açısından yaş. Hmm. Yani yaşa bakmak lazım önce. Yani bir hani kadın bebek sahibi olmayı ya da anne olmayı beklerken bu bana verilmiş bir garanti. Ben nasıl olsa anne olurum gibi düşünmemeli. Yani ne yapacak? Bir kere hani kendine baktıracak, muayene olacak, yumurta rezervine baktıracak. Acaba benim yumurtalarım nasıl? Bunu evlendikten hemen sonra yapmayı mı salık verirsiniz? Ki ileride büyük hayal kırıklıkları olmasın diye. Yani bir kere zaten evlenir evlenmez mutlaka yaptırsınlar değil ama mi? Daha öncesinde de yaptırsınlar. Yani şimdi çünkü evlilik yaşı da kaydı. O yani da doğru. Giderek şimdi evlilik yaşı da daha doğru ilerleyen yaşlara doğru gidiyor. Ve enteresan bir şekilde kadınlarımız bunu çok önemsemiyorlar ya da bilmiyorlar ya da biliyorlar ve önemsemiyorlar gibi. Nasıl hani, olsa olur diye evet, düşünüyor. Yani şimdi yumurtalarım nasıl, ben bir doktora gideyim yumurta rezervime baktırayım diye kimse düşünmüyor yani. Birçok şeylerine baktırıyorlar ama yumurta rezervlerine baktırmıyorlar çok yani. Çok doğru. Kariyerimi evet yapayım evet, diyor. Evet. Kariyerine bakıyor. Biz burada aslında hayatı sizin de anlattığınız gibi bir paket program gibi değerlendirirsek sizin dediğiniz alanda yani sizin uzmanlık alanınızda kadına düşen bu paket programda bize bir şeyi sıralayabilirseniz çok mutlu olabilirim. Yani biz regle olduk. Aileye düşen orada bir sorumluluk tabii, var. Tabii. Sonra birey oluyor. Genç kıza ve kadına düşen sonra evleniyor. Bunları sizden kısaca alabilir miyim? Tabii ki. Önce regle oldu çocuğumuz. Şimdi bir kere hayata mesela girdi, bir aile evet, regle oldu ve bunlar devam ediyor. Şimdi çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Özellikle adet ağrıları olabilir.
başka sorunları olabilir, geç adet görme olabilir. Bir kere böyle durumlarda mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına müracaat etmeleri lazım. Hani burada bu genç kız ya da ergenlik döneminde biz niye doktora gideceğiz falan gibi düşünmeyecekler. Yani en azından, çünkü zaten burada bir jinekolojik muayene yapılmıyor. Elimizde çok kuvvetli ultrasonlar var. Dolu idrar torbasıyla gidip bir karnından ultrasonla yumurtalıklarını, rahimini kontrol altından rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Ettirmeleri lazım. Adet gecikti, adet görmedi. Örneğin 15 yaşına kadar adet görmedi. O zaman yine gitmeleri lazım. Daha sonra, yani mesela şey dönemine artık 20'li yaşlar başladığında, özellikle 20'li yaşların ortalarından itibaren eğer başka bir sorun yoksa o ana kadar, bence yumurta rezervine baktırsınlar. Eğer bir ameliyat geçirmişlerse, yani özellikle bir apandisit ameliyatı ya da bir yumurtalık kisti ya da başka bir şey, o zaman bunların da getireceği sorunlar olabilir. Yani rezerv azalır, yapışıklıklar olur gibi başka bir takım. Hocam, bu yaşlarda bizler her şey normal giderken pek kontrolü, doktora gitmekle kontrolü pek ayırt edemiyoruz toplum olarak. Doğru. Halbuki kontrol doktora daha sonra gitmemek için çok daha kıymetli, öyle değil mi? Kesinlikle. Baktığınız zaman. Kesinlikle. Biz her şey normal olunca hiç gitme ihtiyacı, kontrol etme ihtiyacı duymuyoruz. Bu noktada ben 20'li 25'li yaşlarda, özellikle son dönemlerde erkek ve kadın kısırlığı çok ilerlediği için ve çok acılar çekiliyor. Duygusal acılar da çekiliyor baktığınız zaman bu durumda. Şunu diyebilir miyiz? 20 yaşından sonra düzenli olarak her şey normal de gitse, senede bir mi, 6 ayda bir mi, nedir öneriniz? Senede bir. Senede bir. Yani senede bir bir muayeneye gitmelerinde fayda var. Yani dolayısıyla hem jinekolojik muayenelerine olacaklar, hem bu söylediğim gibi yumurtalık rezervlerine baktıracaklar. Hem de yani başka problemleri de olabilir. Simir aldırırlar. Yani dolayısıyla ileride gelişebilecek bir kansere karşı tedbirlerini alırlar. Yani birçok yönden faydalı çok olur. Çok önemli. Buradan ben en çok bugün sizin de siz de buradayken bunun daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha hani her şeyde öyle. Erken teşhis diyoruz, erken müdahale diyoruz. Yani bunu doktora gitmek olarak değil, hayatınıza nasıl gidiyorsunuz? Aman dolabım dolsun, kar yağarsa diyoruz, onu alıyoruz, bunu alıyoruz, ama sağlığımız sağlığımızı kontrol ettirelim. İnşallah da bir şey çıkmasın. Oturalım. Bir şey olursa da erken çözümünü bulalım. Ve bu kızlarda, genç kızlarda, aynı şekilde delikanlılarda çok önemli. Peki biz bu şeyi atladık. Evet, geldik, evlendik. Bir iki sene geçti. Ama bir türlü bebeğimiz olmuyor. Biz bu noktada erkek mi, kadın mı, nasıl hareket etmeliyiz? Hemen çünkü kadını alıyorlar, götürüyorlar ve kontrole. Her ikisi birlikte. Her ikisi birlikte. Nasıl yol almalıyız hocam? Şöyle aslında hani bir yıl aslında 35 yaşına kadar olan kadınlarda evlendikten sonra bir yıl içerisinde eğer çocuğu olmazsa o zaman doktora gitmeleri lazım. Ama 35'ten sonra iş değişiyor. 35-40 arasında evlendi. 6 ay. Süre içerisinde çocuğu olmazsa tabii. 40 yaşından sonra 3 ay. Yani biz bekleyelim. Mesela 40 yaşındaki bir kadın evlendikten sonra 1 yıl beklememeli. Çünkü çok kıymetli yumurtalarını kaybediyor. Ve bir daha bunların geri gelme şansı yok. Şimdi erkek ve kadının fizyolojisi farklı. Kadınlarda tabiri caizse cepten yiyorlar. Yani yumurtalar yükleniyor doğduklarında. 1,5 milyon yumurtayla dünyaya geliyorlar. Ergenliğe geldiklerinde 400 bin tane kalıyor ve bu 400 bini kullanacaklar. Evet. Ama erkekte öyle değil. Erkekte sperm üretimi yaşam boyu devam ediyor. Azalsa da devam ediyor ve bir 10 yıl daha kadınlara göre daha avantajlı bir pozisyondalar. Erkekler değil mi hocam? Ama sonuçta her ikisinin de hani baktırması lazım. Acaba Peki bir de hepimiz şöyle duyuyoruz da, hani bu yumurta zamanında, şu an anne baba olmaya hazır değiller. 5 sene sonra planlıyorlar. İşte yumurta toplama mı deniyor hocam onu? Yumurtaları alıp dondurma mı? Dondurma diyorlar. Kusura bakmayın. Ben böyle bizim aramızda halk arasında konuşur gibi soruyorum size. Bu yumurta dondurmanın bir riski var mıdır? Ya da neden aileler buna yönelmiyor? Şimdi benim
benim evladım var ama ben şimdi düşünüyorum veya kız evladım var ileride. 20-25'inde en zirvedeyken dondurmayı kendi adıma düşünüyorum. Doğru mu bu düşünce? Önce onu sorayım size. Yani tabii şimdi eğer kızınız 20-25 yaşında bunu isterse sağlıklı tabii yani sağlıklı bir yumurta rezervine sahipse, o zaman gerek yok. Ama 35'e hani doğru bu düşünülebilir. Ama tabii ki yumurta rezervi azalmışsa 25 yaşındaki genç bir kızın o zaman tabii dondurulması faydalı olur. Bence kontrol edilmesi lazım. Evet, yani yani mesela iki türlü de kontrol edilebilir. Bunlardan bir tanesi antimüllerian hormon diye bir hormon var. AMH diye son yıllarda çok popüler. Çünkü yumurtalık rezervini en iyi gösteren hormon. Bu AMH hormonuna bakılır. AMH hormonu size değeri verir ya da bir kadın doğum uzmanına gidip ultrasonla yumurtalıklar değerlendirilir. Kaç tane yumurtası kalmış? Hani buna göre bir karar verilebilir ama bunu yapmaları lazım. Bir de yani şuna da çok dikkat etmelerini ben tavsiye ediyorum. Bir normal jinekolojik muayeneye gittiler kadın doğum uzmanına. Sorsunlar kadın doğum uzmanına benim yumurtalık rezervim nasıl? Çünkü şimdi gidiyorlar normal jinekolojik muayene, jinekolojik muayene yapıldı. Her şey normal. Rahim temiz, yumurtalıklar temiz, tamam. Ama böyle değil yani şimdi rezerv nasıl? Rezerv iyi mi? Rezerv eğer iyiyse o zaman tabii güzel ama rezerv iyi değilse zaten ülkemizdeki yönetmelik de rezervin düşük olduğu durumlarda yumurta dondurmaya izin veriyor. İzin veriyor. Evet. Peki hocam şimdi yine aklıma geldi. Biz gittik her şey çok normal. Evet. Rezerv normal, yumurta üretimimiz normal. Önümüzdeki ay olmama riski var mı mesela? Yoksa bu böyle yavaş yavaş ilerleyen bir süreç mi? Kendini belli yani eder mi kontrol? Yumurtlamanın olmama riski mi yoksa hiç yumurta kalmaması riski mi? Evet, yumurta kalmama riski. Yani tabii şimdi her şey yolundayken bir anda bir ay içerisinde böyle bir durumla karşılaşma ihtimaliniz paniğe çok düşük. Paniğe gerek yok diyorsunuz. Ama şimdi bir yıl içinde karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla ya da iki yıl içinde karşılaşabilirsiniz. Ama bir anda rezervinizi azaltacak bir şey geçirirseniz örneğin bir ameliyat olursanız, gereksiz bir yumurtalık kisti ameliyatı olursanız, mesela çikolata kistleri var. Evet. Çoğu zaman bunlar ameliyat edildiği zaman yumurtalık rezervini çok olumsuz etkiliyorlar. Ya da diyelim ki hani bir kansere yakalandınız. Evet. Meme kanseri şimdi artık çok genç yaşlı kadınlarda da tespit edilebiliyor. Kemoterapi alacaksınız. Yani bir kuvvetli bir kanser ilacı tedavisi göreceksiniz. Yani bunlarda da yumurta dondurma öneriliyor. Çünkü yumurtalarınız bitecek. Tedaviye başlamadan değil mi hocam? Tabii. Tedaviye başlamadan, kemoterapiye başlamadan. Aynen. Eğer yumurtalarınız varsa toplu. Peki kaç yıl kalabiliyor bu yumurta rezervi? Teorik olarak yani dondurulduktan sonra sonsuza kadar. Aa, çok iyi. Yani ama ülkemizdeki yönetmelik 5 yıl diyor. 5 yılın sonunda tekrar başvurup süreyi uzatabilirsiniz. Uzatabiliyorsunuz. Ama teorik olarak sonsuza kadar. 20 sene de kalabilir. Bu da ümit verici bir şey aslında baktığınız zaman. Peki aynı şey evli çiftlerde erkek için de geçerli mi? Yani bu üretilen spermler dondurulabiliyor mu? Ya da nasıl bir işlem uygulanabiliyor? Ülkemizdeki yönetmelik de yine kadınlardaki gibi bir sisteme izin veriyor. Yani sizin yumurta hani kadında nasıl yumurta rezervi azalmışsa erkeğin de sperm sayısı çok azsa yani bizim kriptozoospermi dediğimiz hani artık menide 3-5-10 sayılarla ifade edilebilecek kadar az sperm kalmışsa normali 20 milyondur kaldıysa ya da eğer testislerden parça alınarak yani biyopsiyle elde edilebiliyorsa o zaman bunu dondurmaya müsaade ediyor. Ama hani normal ya da kanser olmuşsa yine erkek için de aynı şey söz konusu. Çok doğru. Bir o da kemoterapi görecekse bunlara müsaade ediyor. Ama hiçbir şeyi olmayan, sperm sayısı gayet yerinde olan genç bir erkek yani ben spermimi dondurmak istiyorum derse zaten hem mantıklı değil hem tabii de canım. Bu yani biraz Türkiye'deki yönetmeliğe de uymuyor. Peki hocam genç şu an ekran başında bizi seyreden çiftler var. Ola ki 1-2 yıl olmadı. İlk adımları ne olması lazım? Başvuruda yani, neye dikkat etmeleri lazım? Yani bir yılın sonunda, bir yıl içerisinde olmazsa bir yılın sonunda özellikle bu üreme ile ilgilenen bir kadın hastalıkları doğum uzmanına gitmelerinde fayda var. Erkeğe yani biz genelde ağırlıklı olarak 3 tane test isteriz. Yani bir kere bir muayene olacak kadın. Ultrasonla bakılacak. Rahim normal mi? Yumurtalıklar normal mi? Yumurtalık rezervi normal mi? Evet.
Bunun dışında bazı hormon testleri yapılabilir kadına. Bir HSG dediğimiz rahim tüp filmi, yani ilaçlı rahim tüp filmi diye gerekiyor. Rahimin ve yumurtalık kanallarını, yani tüpleri gösteren bir film çekilebilir. Erkeğe de bir spermiyogram yapılır. Hı hı. Yani bu üç tane. Ondan ana, sonra hangi yolu izleyeceğiniz harita o zaman belli doğru, oluyor değil mi hocam? Doğru. Peki bu dediğiniz rahim içi renkli. Evet, orada HSG. Mesela oradaki kanallar dar olabiliyor. İşte doğru. Ya da kanal başka tıkalı, şey, tıkalı, olabiliyor. Tıkalı olabiliyor. Ne gibi yöntemler uygulanıyor orada? Yani burada tabii böyle bir kanal tıkanıklığı durumunda iki tane ana yöntem var. Ya mesela gerçekten bu kanallar tıkalı mı diye laparoskopi ile göbekten girilip bakılacak. Hı hı. Ya da zaten kanallar tıkalıysa doğrudan doğruya bu işin tedavisi tüp bebek. Çünkü tüp. Esas hani bebeğin, embriyonun oluşacağı yer tüplerin içerisi. Tüplerin içinde oluşacak, oradan rahime gelecek. Hı, tıkalıysa böyle bir şey olmayacağı için doğrudan doğru, yani aslında tüp bebek tedavi yönteminin bulunma nedeni de tüpleri kapalı olan kadınlar için. Doğrudan o zaman tüp bebeğe geçecekler. Evet, bir de ben burada hem cinslerimin birazcık bu konuda yanında olacağım. Evet. Yoksa cinsiyetçi bir bakış açım yok. Siz de takdir edersiniz. Burada hep kadında bakılıyor, kadında aranıyor. Erkekler bu noktada çok geç geliyorlar ve aslında bu da bir zaman kaybı oluyor değil mi? Doğru, kesinlikle. Erkek de mi sizlere başvuracak? Kime başvuracak? Yani burada? Erkek şöyle... temel ilk etapta hani kadın doğum uzmanı ya da üreme ile ilgilenen bir kadın doğum uzmanı olabilir, ürolog olabilir ya da doğrudan doğruya mesela eğer bir tüp bebek merkezine evet. üreme ile ilgilenen bir kliniğe geliyorlarsa ilk etapta bir spermiyogram yaptıracak. Hmm. Ha, bu spermiyogramın sonucuna göre o zaman üroloğa gitmesi gereken eğer bir durum söz konusu ise ona başvurabilir. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür yayınımıza katıldığınız çok sağ için. Olun. Çok teşekkür daha nice sağlıklı bebeklere diyorum İnşallah. Sizin kızlarınıza. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben hemen turşu yapıyorum.